Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından biri olarak anılan Hale Asaf, Çağdaş Türk resminin önce isimlerindendir. İlk resim eğitimini teyzesi ressam Mihri Müşfik Hanım'dan aldıktan sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ömer Adil Bey ve Feyhaman Duran'dan resim dersleri almıştır. Hale Asaf akademiden resim dersleri aldıktan sonra Avrupa Bursu ile Almanya'ya, oradan da Paris'e gidip André Lhote'un öğrencisi olmuş ve Lhote'un etkisinde kalmıştır. Sanatçı hocasının kurallarını uygulama yolunda giderken aslında kübizm kaynaklı olan Art Deco resmiyle de ilgilenmiş, yenilikleri takip etmiş ve tüm bunları 14 yaşından beri öğrenmekte oldukları ile birleştirerek kendine özgü bir tarz geliştirmiştir. Sanatçı Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Bursa'da resim öğretmenliği yapmıştır. Ardından İstanbul'a dönerek arkadaşları ile Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kurmuş ve 1929'da Ankara Etnografya Müzesi'nde ilk sergisini açmıştır. Hale Asaf özellikle Bursa evlerini konu alan manzara resimlerinde ve portre resimlerinde usta bir ressam olduğunu ortaya koymuştur. Çocukluğundan beri süregelen rahatsızlıklarının artması sebebiyle 1938 yılında 33 yaşında hayata gözlerini yuman Asaf, kısacık hayatına sığdırdığı devasa sanat birikimi ve çalışmaları ile bir sanatçının ruh iklimini anlamamız bakımından da muazzam bir örnektir. Hale Asaf, yaşadığı zorluklara göğüs gererek dirayetin ve öncü kadın ressamlardan olması bakımından da inancın ve umudun simgesidir.